Tarih. Bu tarihi not etmeniz gerekiyor. 6'sıyla birlikte, bir gün öncesiyle birlikte. 7 Mayıs'ı da lütfen not ediniz. Esas 6 Mayıs'ı not edeceksiniz ama 7 Mayıs da çok önemli bir tarih. Çünkü bir kırılma noktası olabilir. Dün akşam bu saatlerde başlayan o hareketlilikle birlikte neyin kırılma noktası olduğunu belki bize önümüzdeki günler gösterecek. Siyaseten çok önemli günler yaşayacağız sevgili izleyenler. İşte o önemli karar neydi? YSK'nın vermiş olduğu karardı. O kararın sonrasında İstanbul'daki seçimler yenilenecek ve İstanbul'daki seçimler yenilenirken aynı zamanda mazbatası alınan bir başkan da var karşımda. Ekrem İmamoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun, size de. Sağ olun. Teşekkürler. Mübarek olsun. Sert, ses biraz kartlaşmış. Yani dün akşam biraz zor bir akşamdı. Epeyce insanlarla dertleştik. Hem konuşmamızı yaptık. Hava biraz sertti. Sabah erken Ankara'ya gittim. Sahurdan hemen sonra. Dolayısıyla zor bir iki gün diyelim geçişi yaşıyoruz. Epey bir zor gün geçireceksin. Ama öyle tabii, alıştık. Keşke zorluk sadece sesimiz olsa ya da tempomuz olsa, uyumadığımız geceler olsa. Ama gerçekten demokrasi insan için bir hayat. Nefes gibi yani. Onun için şu anda en büyük hissettiğim şey insanların haklarının elinden alınması. O demokrasi insanın soluduğu hava gibi ya. Onun elinden alınması ve bir nasıl diyeyim, hayata tutunan damarlarının yok edilmesi gibi bir ortam. Ama biz umutluyuz. Daha geleceğiz umuda. Daha o umuda evet. Geleceğiz. Şimdi sevgili izleyenler, Ekrem İmamoğlu önemli bir isim. Türk siyasetinin son birkaç ay içerisinde gerçekten yakinen tanıdığı bir isim. Tabii ilk soru şöyle düşündüm. Yani Ekrem İmamoğlu'na ben acaba ne sormalıyım diye. Çünkü ilk soru her zaman zordur. Peki moral nasıl? Benim moralim çünkü YSK çok iyi. İptal etti, mazbatanız elinizden alındı. Fatih Bey, benim moralim çok iyi. Ben milletimle inanılmaz bir diyalog kurduğumu görüyorum. Özellikle dünden bugüne, özellikle o toplumla paylaştığım cümlelerimden sonra insanların benimle kurduğu bağ, diyalog inanılmaz bir şey. Yani böyle içinizde, ya şimdi ne yapacağız? Ya şimdi ben 3 ay mücadele verdim. Zor bir seçimi kazandım. Hayır. YSK diye bir kurul çıktı. İşte itirazlar vardı ve benim hayallerimi yıktı. İstanbul için hayallerim vardı. Türkiye için hayallerim vardı. Bizim hayallerimiz öyle bir gecede yıkılacak hayaller değil. Biz bu millet için, bu memleket için hayal kuruyoruz. Hiç böyle içinizde bir... Dolayısıyla inanın hiç yok. Yani o kadar hani her şey güzel olacak derken aslında o kadar hissederek söylüyorum ki. Tarifi yok bunun. Üzüntüm sadece ülkemizin demokrasi adına uğradığı bu büyük olay, yani bu büyük haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik. Üzüntüm bu. Biz bunları hak etmiyoruz. Neredeydiniz öğrendiğinizde kararı? Ben tam böyle aslında iftara yaklaşmıştım. Sultanbeyli'de bir aileye söz vermiştim. Oraya çok yakındı, mahalleye girmek üzereydik. Haber geldi, biz de iftara girdik. Çok da açıkçası iftarda o ailemizin huzurunu hiç kaçırmadan güzelce iftarımızı açtık, dualarımızı ettik. Yani böyle size 1-2 saat öncesinden içeride YSK temsilcisi var çünkü biliyorsunuz partinizin. Hiç öyle bir telefon, ya olumsuz bir hava var vesaire gibi bir şöyle bilgi geldi mi? Şöyle saat sanıyorum 7.30'a doğruydu hatta. 7.27'de biz yayına girdik zaten. Evet. Ya o, canlı yayınlara başladık. O civardaydı. Böyle bir olumsuzluk seziyoruz gibi bir bilgi geldi. He. Ama şöyle, yani ben hayallerimi, ideallerimi ya da Türkiye'nin geleceğini zaten ben 11 kişiye bağlamamıştım. Ben yine halkıma, milletime ve direncimize inanıyordum. Dolayısıyla hani şu sonuç olursa yıkılacağız, şu sonuç olursa her şey kurtulacak, asla böyle bir inançla yol yürümediğim için inanın hani çok... temkinliydim, vakurdum, mağrurdum. Elbette biz mağdur edildik. 16 milyon insan mağdur edildi. Bir virgül koyun.
Önce bir karara gidelim. O anları bir öğrenelim tekrar. Şimdi sevgili izleyenler, işte tam 19.27 idi. Ben de dakikalıklardan baktığımda 19.26-27 gibiydi ve YSK'nın kararı AKP temsilcisi tarafından duyurulmaya başlanmıştı. Tabii ister istemez ne yaptı diyeceksiniz. İşte bakın, YSK Başkanı Sadi Güven çok konuşuluyor. Bundan sonra da çok konuşulacak. O 11 kurul üyesiyle birlikte, ki kurulun başkanı, çok konuşulacak. Seçimi iptal etti ve başkanlığı da geri aldı. AK Parti'ye oy veren yaklaşık 15 bin seçmenin iradesi alenen gasp edilmiştir. Ramazan'ın birinci gününde bir kişinin hakkını yiyorsunuz, hakkını. Hangi dinde, imanda vardır böyle gidip birisinin de hakkını, hukukunu gasp etmek? Biz sadece gasp edilen haklarımızın peşindeyiz. Sizden ve koltuğunuz için her şeyi mübah gören zihniyetinizden utanıyorum. YSK kararını verdi. 225 sandık kurulu başkanı ve 3500 sandık kurulu üyesinin kamu görevlisi olmadığı gerekçesiyle usulsüzlük var, İstanbul seçimleri yenilenmeli dedi. 11 üyeli YSK'da Başkan Sadi Güven dahil 4 üye karşı oy kullandı. 7 üye ise kabul verdi. Millet İttifakı tepkili, Cumhur İttifakı karardan memnun. Ne yaptı Ekrem İmamoğlu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tabelasına Türkiye Cumhuriyeti'ne ekledi. Bu da Bahçeli'ye kapak olsun. İstanbul seçimlerinin üzerindeki gölgenin kalkmasını sağlayacak bu kararı demokrasimizi güçlendirecek önemli bir adım olarak görüyoruz. İktidar sahiplerinin Yüksek Seçim Kurulu'nda çete mensubu 7 taşeronu vardır. Hakim dediğin adam vicdanına göre karar veren adamdır. Hakim dediğin adam satılık adam değildir. Mazbatayı vermiş, şimdi senin mazbatanı geri alıyorum. Niçin? Çetenin reisi talimat verdi. Ben de bunun gereğini yapmak zorundayım. Biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak milletimiz bizden hesap sorar. Yaptıkları hırsızlığı, arsızlığı anlatırken utanıyorum. Ben utanıyorum ama onlar utanmıyor. Kamu görevlileri arasından değil de banka ve özel okul çalışanları arasından seçilmiş olması şüphelerimizi daha da artırdı. YSK sandık kurullarında kanuna aykırı atamalar var diyerek iptal etti İstanbul seçimini. İyi Parti'nin Bursa Mustafa Kemal Paşa başvurusunu 2 Mart'ta itiraz doldu diyerek reddetmişti YSK. Erzurum Pasinler'de ise sandık kurulu üyesinin aynı zamanda muhtar adayı olmasına da vize vermişti. Seçim sonucunu etkileyecek somut delil yok diyerek. Mustafa Kemal Paşa reddediyor bunu. Nasıl? Oy birliğiyle reddediyor. Pasinler onu da oy birliğiyle reddediyor. İstanbul'a diyor ki ben bunu reddetmeyeceğim. 23 Haziran'a kadar olan sürede çok daha fazla çalışarak seçimleri kazanmaya çalışacağız. İstediğin kadar yap, biz bu sonuçtan galip çıkacağız. YSK sandık kurulları atamasında kanunsuzluk yaptığı iddia edilen ilçe seçim kurulları hakkında da suç duyurusunda bulunacak. İmamoğlu'nun mazbatası da iptal edildi. Yeni seçimin tarihi 23 Haziran. İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya bu süreci o götürecek. Ben bir kez daha hatırlatayım. Cimi'de miyim? Tamam, ben bir kez daha hatırlatayım. Bugünkü tabela konuşma vakti. Çünkü Sayın İmamoğlu dün akşam Beylikdüzü'nde konuşurken artık dedi yumruğunu da havaya kaldırarak konuşma vakti dedi. İşte oradan da esinlendik. Tabela konuşma vakti dedik. Tebliğ edildi mi size? Görevden alındınız. Yani tebliğ edilmedi ama zaten karar açıklandı. Dolayısıyla hani onun özel bir yazılı tebliği yoktur diye düşünüyorum. Çünkü kamuoyuna açıklanan Yüksek Seçim Kurulu kararından sonra kişiye özel bir ekstra tebliğ olduğunu zannetmiyorum. Ya, şimdi ben baktım yayından önce nasıl hitap edeyim dedim. Yani Sayın Başkan mı, Ekrem Bey mi, Sayın İmamoğlu mu? Baktım aklıma Devrik geldi. Sözlüğe girdim baktım. Devrik Başkan denir ya. Yani bir şekilde görevden alınan, Yani bu meclis başkanlığı olur, başbakanlık vesaire. Kendinizi devrik başkanı olarak görüyor musunuz? Asla. Çünkü haddine değil ki. Şu anda demokrasi mağdur edildi. Asla öyle görmüyorum. Ben 31 Mart 2019 tarihindeki seçimi kazandım. İstanbul halkı oy kullandı, oy verdi. Anlatayım mı niye değilim? Fatih Bey, şu zarf. Evet. Şu zarf. Siz de oy kullandınız. Evet. Bu zarfa 4 tane oy attınız, doğru mu? Doğru. 4 tane oy attınız. Evet. Belediye meclis üyeliği. Bu pırıl pırıl. Evet. Hiç sorun yok. Başka
Bu muhtar. Bunda da sorun yok. Bu da pırıl pırıl. Koyuyoruz. Aynı zarfta bu oylar. Aynı zarfta. Sonra ilçe belediye başkanlığı. Bunda da hiçbir sorun yok. Ne güzel ya. Bu da pırıl pırıl. Her şey harika. Ama sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Niye? Çünkü ilçe belediye başkanlıklarında 25'ini sen kazandın ya. Her şey güzel. Muhtar zaten hani ona da müdahale etmek isterler de. Hani oraya kadar şimdilik bak yaparlar. Belediye meclis üyeliği orada da çoğunluk yok. Orada da sorun yok. Ekrem İmamoğlu kazandı diye burası şaibeli. Burada yolsuzluk var. Burada şu var, bu var. Yani ben kurdukları cümleleri ben kurmayı burada kendime edepsizlik kabul ediyorum. Peki bu vicdana uygun mu sizce? Vicdana uygun olur mu? Peki ne yaptınız? Başladınız sorgulamaya. Atlamayayım diye tek tek. Evet. 39 ilçedeki geçersiz oylar sayılsın, biz buradan seçimi kazanacağız dediler. Bize burada yanlış yapıldı dediler. Bakın o daha ilk şeyde sandık kurulları kafada yok. Zihinde yok. Hani diyor ya bir şeyler oldu ama ne oldu, ne oldu biz de bilmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi yaptı ama birileri yaptı. Düşünebiliyor musunuz? Ali İhsan Bey'in sözü. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Komedi gibi. Trajikomik bir durum. Onun için ben öyle bir belediye başkanı değilim. Bakın 39 ilçede geçersiz oylar sayıldı. 6 ilçede oyların tamamı sayıldı. Gene Ekrem İmamoğlu. Yetinmediler. Dediler ki bir sondaj yapalım. 57 sandık seçildi 39 ilçede. Onların tamamı sayıldı. Yine oradan bir geçerli bir veri elde edemediler. Çünkü oy değişmedi. Ondan sonra Büyükçekmece Maltepe üzerinden bir operasyon yapmaya çalıştılar. Evet. Büyükçekmece'de savcısı devreye sokuldu. Polisi devreye sokuldu. Orada da bir şey bulamadılar. Ondan sonra yetinmediler. 41.200 kısıtlı seçmen üzerinden. Bak hala Fatih Bey hala sandık kurulları yok ortada. Yok. 41.200 seçmen üzerinden, kısıtlı seçmen üzerinden ona da bakalım dediler. Baktılar ki orada 776 kişi oy kullanmış. Onun da tesiri yok. Bu arada 776 kişinin de kime oy verdiği belli değil yani. Belli onu da bilmiyoruz. Tabii ki. O da yok. En son bir dakika dediler. Ya. Bir başvuruda bir de sandık kurulu yerine bakalım. Onu kim akıl etti? Onlar mı akıl etmiştir? Yoksa dedikodu falan vardı. HSK'dan da bilgiler gittiği yönde iddialar vardı. Bilmiyoruz. Ben Allah'a havale ettiğim o 7 üyenin ne yaptığını, nasıl bir bilgi akıttığını bilemiyorum. Yani onları Allah'a niye havale ediyorum biliyor musunuz? Türkiye'deki şu anki hukuk sistemi onların cevabını veremeyeceği için. Bir, biz sandıkta cevabını vereceğiz yine. İki, Allah'a havale ediyorum. Allah'a. Şu güzel mübarek Ramazan ayında Allah'a havale ediyorum. YSK üyesini YSK üyesini Allah'a havale ediyorum. Evet. Peki, sandık kurullarını çıkarttınız ortaya. Evet. Sandık kurullarında neymiş? Memur yerine bankalardan memur olmayan üyeler istenmiş. Kamu görevlisi. Vay be, ilk defa. Fatih Bey ilk defa. Hiç olmamış bu. Mümkün mü? Değil. Dönelim 16 Nisan'da var. 24 Haziran'da var. Hatta aynı üyeler var. Ben buradan çağrı yapıyorum. 24 Haziran'da görev alan, o banka memuru olan arkadaşlar ve bu seçimde beni bulsunlar, ben onlarla buluşacağım. Ben onlarla buluşacağım. Onlara kurulan o laflar var ya, söylenen laflar. Yani ne diyeyim, onlar sahtekar, yolsuz. Üzülüyorum ya. Bu vatandaşımı siz davet etmişsiniz. Bulmuşsunuz, koymuşsunuz oraya. Daha acısını söyleyeyim mi size? Kaç sandık? 212 sandıkta. 212 sandıkta sandık kurulu üyeleriyle ilgili şaibe üzerinden karar veriyorsunuz. Kararı da nasıl veriyorsunuz? Tam kanunsuzluk üzerinden vermiyorsunuz. Yapamazsınız. Niye? Zaten. 24 Haziran'a da gider çünkü. O zaman onu bırakın. Bütün ilçelere gider. Bütün ilçelerle ilgili sorunlara yani gider. Yani şu mu? Tek hedef Ekrem İmamoğlu'nu o koltuktan indirmek. Kesinlikle. Ya Fatih Bey şu zarftan çıkarttın bu oyları. Hadi Hodri Meydan. Bütün ilçeleri iptal edin. Girer misiniz? Bütün ilçeleri. Tabii ki gireriz. Bütün ilçeleri iptal edin. Bütün meclis üyelerini iptal edin. Niye? Cesaretiniz yok. Ha Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir'i kazanması dokunmuş olabilir. Bazı hedeflerinden sapmış olabilirler. Ama benim derdim Ekrem İmamoğlu değil ki.
Benim derdim memleketin demokrasi yolculuğu. Peki. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Daha acısı. 212 sandıkta kaç sandık, kaç kişi var? 70 bin civarında oy var. 70 evet. bin. Evet. 55 bin civarında sayısıyla oy kullandığını düşünelim. Hani ne olması lazım? Burada yolsuzluk var ya. Bu benim dostlarım, hemşerilerim, o güzel insanlar yazık ediyorlar bu arada. Hı hı. Yani onları yolsuz diye suçluyorlar. Hı hı. Bankalar bu arada yazı yazdı biliyorsunuz. Bizden her seçimde istediniz. İsterlerdi. İlk defa değil ki bu. Peki. Bu seç, o zaman şöyle bir şey olması lazım. O sandıklardan çıkan oylar Fatih Bey şöyle olmalı. Ekrem İmamoğlu %90. Evet. Yani işte rakibimiz %10 bildiğimiz veya %80. İktidar sonucu partisi. Söyleyeyim mi lütfen. Size? Sonucu söyleyeyim lütfen. Size yanlış söylemeyeyim. Tam oy oranıyla söyleyeyim. Lütfen. %50,5 rakibimizin oyu, %47 Ekrem İmamoğlu. Haydi bakalım. O sayılan sandıktan, 200 küsur sandıktan diyorsun. Uydurdunuz be. Uydurdunuz. Neyi uydurdular? Uydurdunuz. Ekrem İmamoğlu seçimi kazanmasın, belki bir dahaki seçimde kazanırız diye uydurdunuz. Hukuksuz. Peki. Kul hakkı yediniz. Bakın Ramazan ayında kul hakkı yediniz. Ben o 7 insanın yakasında 82 milyon insanın eli olduğunu düşünüyorum. Bir virgül koyun. O dünkü dün akşamdaki konuşmadan kul hakkı haberi vardı. Dün akşam çünkü Ekrem İmamoğlu sevgili izleyenler Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde bir konuşma yaptı. Akşam gece saat 10.30 civarında. Yani tarihi bir konuşmaydı. Gerçi benim kendi şahsi görüşüm tarihi bir konuşmaydı. Gelecekte de epey bir alıntı yapılacak. Orada yine vicdandan bahsetti ve kul hakkından bahsetti. Bizim İstanbul seçimlerinin anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum. Yargıyı tehdit eden insanları bu mübarek Ramazan ayında Allah'a havale ediyorum. Allah'a havale ediyorum. Ramazan ayı kul hakkı yememe ayı. Kul hakkı yememe ayı. Biz bu ülkede kul hakkı yensin istemiyoruz. Şimdi kul hakkı derken önemli bir mesaj gitti. Çünkü benim en azından gördüğüm kadarıyla ve gerçekten önemlidir Türk halkının gerek vicdan ve kul hakkı sözü. Siz bu sözü de kullanıyorsunuz. Yani bir aklımda kalan bir sözünüz var. Bir hakkımı yemem, yedirtmem. Bir de kul hakkı sözü. Aslında biz sizi böyle tebessüm eden yüzünüzle yine gördüm. Yine Fatih Bey. Ya, ben milletime yüzüm gülümsüyor. Ben şu an 82 milyon insana umut verdiğimi biliyorum. Ama dün gece bir de damarınıza bastığı andaki yüzünüz vardı, hayır, da onu soruyorum. Hayır. O insanlara haddini bildirmek için onu söyledim. Ben bu yola çıkarken ben evimden, eşimden, çocuklarımdan, annemden, babamdan helallik alıp çıktım. Bu ulvi bir görev. Dedim ki öyle bir göreve gidiyoruz ki sizi her hakkınızı helal edin. Çünkü ben size vakit ayıramayacağım. Süreç zor bir süreç. Halkımla buluşacağım. Allah nasip etti. Ve ben belediye başkanı seçildim. Öyle bir süreç, öyle bir mücadele ki milyonlar var içinde. Milyonlar var içinde. Bu kadar insanın emeği var, oyu var. Bana oy versin, vermesin. Bana oy versin, vermesin. Onun için bütün bu emekleri çalan, bütün bu emeklerin hırsızlığını yapan Yüksek Seçim Kurulu üyelerine net olarak söylüyorum. Çünkü ben kendimden eminim. Fatih Bey, ben 31 Mart gecesi sizleri, kamuoyunu neredeyse yarım saat arayla bilgilendirdim. Anadolu Ajansı'nın rezilliğini biz insanlara ispat ettik. Niye? On binlerce insanın o gece verdiği emekle elimize imzalı tutanağı almasaydık biz olmaz o mi? Sabahı tabii. O sabahı başka bir belediye başkanıyla buluşabiliriz. Bir şey söyleyebilir miyim? Sizi çok dikkate almadıklarını mı düşünüyorsunuz yarışa girerken? Yani bir baktılar ki Ekrem İmamoğlu geçti gitti. Binali Yıldırım gibi ismi. Aslında ben haberlerde de söylüyorum. Siz Ekrem İmamoğlu olarak Binali Yıldırım'ı değil, Sayın Erdoğan'ı bir şekilde alt ettiniz veya yendiniz bu İstanbul'da. Çünkü seçim diyordu veya aşkım diyordu İstanbul için. Acaba oradan bir kızgınlıkları veya öfkeleri, bakın kızgınlıkları veya öfkeleri olmuş olabilir mi? Niye öfke duyuyorsunuz? Ya ben duymam yani. Hayır, koltuktur ben çeker hayır, giderim sizin, yani. Bugün birisi sunmaya gelse eyvallah derim. Ya yani. Malınızı mı aldık? Mülkünüzü mü aldık? Biz emanetçiyiz. 16 milyon insana ait olan bir varlığın, değerin
yönetimini 5 yıllığına emanet aldık. 25 yıl bu insanlar size bu hakkı verdi mi? Verdi. Şimdi de dediler ki biz İmamoğlu'nu sevdik, ona verdik. Hatta dediler ki evet, mecliste sen de kontrol edin birbirinizi. Türkiye demokrasi sürecini. Bakın bugün bir yazı okudum. Yazık değil mi diyor bize vatandaş. Vatandaş size dedi ki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, meclis sizde. Evet. Beraber yönetti. Biz de ne dedik? Şeffaf. Açtık meclisi. Milyonlarca insan izledi. Herkes konuşmasına dikkat etsin. Peki. Yani vatandaşın lehine olan bir şey yürüsün, aleyhine olan bir şey olmasın. Oraya da geleceğim ama önce bir... Dolayısıyla, yani dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Vatandaş bizi sevdi Fatih Bey ya. Yani neyinden öfke duyuyor? Ya demek ki iktidar neyini sevmedi elinden aldım ben? Mülkünü mü? Mülkü mü görüyor acaba? Bilemem. Peki. Ama biz İstanbul halkının mülkü, varlığı olan belediye başkanlığını peki emanet aldık. Peki. Onun için diyorum Yüksek Seçim Kurulu hırsızlık yapmıştır. Peki, Yüksek Seçim Kurulu hırsızlık yapmıştır dedi. Emek hırsızlığı yapmıştır. Çünkü anamın ak sütü kadar helal bir seçim kazandım. Peki. Bu kadar net. Şimdi haberle de arayı böyle renklendiriyoruz. Şimdi gelelim. Şimdi tabii çok konuşuluyor YSK. Bundan sonra da çok konuşulacak. Çünkü bakınız çelişkili kararlara imza atıyordu arkadaşlar. Tam kanunsuz dediğimiz olaylar var ya, belki tam kanunsuzluğu yapmadılar ama olağanüstü itirazı gündeme getirdiler ve nereden baksanız aslında çelişkilerle dolu bir karara imza attılar hukuken de. Ha, bunun altından nasıl kalkacaklar? İleride kalkabilirler mi? Yürekleri gerçekten, vicdanları nasıldır şu anda bilmiyorum. Ama sonundaki ünleme dikkat ediniz lütfen. Nereden baksan çelişkili. Seçim yenilenecekse 39 ilçede hepsinde yenilenir. Sahtekarlık varsa sahtekarlık var. Neden sadece Büyükşehir Belediye Başkanı? Neden? Aynı kurullarla geçen yıl Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçtin. Aynı kurullarla referandum yaptın. O zaman anayasada şaibelidir Cumhurbaşkanlığı seçimi de. Muhalefet seçimin iptaline gerekçe gösterilen sandık kurullarının ilçe seçimlerinde de görevli olduğunun altını çizdi. O kurul üyelerinin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde de görev yaptığını hatırlattı. YSK'nın tam kanunsuzluk kararı vermemesini eleştirdi. 24 Haziran seçiminde de sandık kurullarını incelemeyi düşünmüyor musunuz? Gerekçeniz tam kanunsuzluk ise bunu yapmanız gerekir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde organize bir yolsuzluk ve tam kanunsuzluk, usulsüzlük hali olduğuna samimi olarak inanıyoruz. Cumhurbaşkanı da altını çizdi tam kanunsuzluk iddiasının. AK Parti YSK'ya verdiği dilekçede de seçimin neticesine etki eden olaylar ve tam kanunsuzluk demişti seçimin iptalini isterken. Ancak Yüksek Seçim Kurulu olağanüstü itirazı baz aldı kararında. Tam kanunsuzluk var demedi. Tam kanunsuzluk üstüne alınsaydı, zaman, YSK bu kararı verse ne olacaktı? Tabii o zaman bize emsal olacaktı. Biz o zaman şu an belediye başkanlıkları seçimlerinin iptalini isteyebilirdik. Tüm Türkiye'deki. Tam kanunsuzlukta süreye bakılmaz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe belediye başkanlıkları, meclis üyelikleri ve muhtar seçimleri için tek zarf kullanmadık mı? İyi Parti YSK temsilcisine göre kurul iptal kararında tam kanunsuzluk deseydi İstanbul'da ilçe seçimlerinin de yenilenmesi gündeme gelecekti. Hatta tartışma 24 Haziran seçimine kadar uzanacaktı. Geriye dönük bu sandık kurullarının görev aldığını ispat ederek 24 Haziran seçimlerine dönebiliriz. O değerlendirmelerin hepsi bizim değerlendirmelerimizin dışında. 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde görev yapmış tüm sandık kurulu başkanlarının incelenmesini talep ediyoruz. İyi Parti YSK'ya başvurdu. İstanbul seçiminin iptali kararınızdan geri dönün ya da iptal kararını tam kanunsuzluk nedeniyle alın dedi. Ancak YSK jet hızıyla red kararı verdi. Şimdi tabii tekrar döneceğiz. Jet hızıyla red kararı veriyor. İktidar partisi bir şey istediğinde günlerce konuşuluyor, bakılıyor. Yani olanı söylüyorum ben. Fatih Bey, yani bir daha değineceğim, kusura bakmayın. Bakın, alınan kararın dayanağı. Vatandaş bunu anlasın. Yani İstanbul'da 31.186 sandık var.
alınan karar gereği 212 sandıktaki sandık kurulu üyeleri üzerinden olağanüstü itiraza dönük bir karar veriyor. Tam kanunsuzlukla değil yani. Ve verdiği, karar verdiği bu 212 sandıkta toplam oy sayısı 70 bin civarında. Varsayalım 55 bin oy kullanıldı. Tekrar oy oranı veriyorum. AKP Sayın başladı. Binali Yıldırım, evet. Bu sandıklardan %50,5 oy almış. Ben %47 oy almışım. Peki yani ya bunun neresinde yolsuzluk? Ya bunun neresinde AK Parti'ye haksızlık? Bunun neresinde hainlik? Ya yazık değil mi o insanlara? Siz iktidarın baskısı olduğunu düşünüyor musunuz kurulları? Düşünmek ne demek? Var diyorsun. Fatih Bey düşünmek ne demek? Yapmayın. Kimse kafasını kuma sokmayacak. Ben de düşünüyorum da ondan. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Kimse kafasını kuma sokmayacak. Baskı vardır. Ne demek YSK süreci aklasın? Ne demek? Allah aşkına ya. Yani seçim bittikten sıraladım size. 8 madde itiraz var. En son mu aklınıza geldi sandık kurulları? Ya bu şuna benziyor. Sağdan sola say Ekrem İmamoğlu. Soldan sağa say Ekrem İmamoğlu. Yukarıdan aşağı, aşağıdan bir şey bulamadık. Uydurun kardeşim. O zaman YSK ile iktidar partisi arasında uydurun kardeşim. Diyalog. Tarih her şeyi açığa çıkarır. Tarih her şeyi, açığa çıkarır. Ben net söylüyorum. Mağdur et. Bakın Fatih Bey. Size Fatih Sultan Mehmet'in bir sözünü okuyacağım. Hı. Aklı öldürürsen ahlak da ölür. Hı. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Hı hı. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Hı hı. Adaleti öldürdüğün gün de devlet de ölür. Adalet, Fatih Sultan Mehmet. Adalet öldü mü? Bugün. Öldürmemek için mücadele veriyoruz. Peki hukukun üstünlüğü ne oldu? YSK yani hukukun üstünlüğü, Yüksek Seçim Kurulu. Bakın ben orada aleyhte oy veren 4 üyenin gün gelecek neler döndüğünü, nasıl hukuksuzluk yaşandığını anlatacağını düşünüyorum. Hukuksuzluk yaşanmıştır. Biz bu saatten sonra her tedbiri vatandaş adına, halk adına almakla kendimi mesul görüyorum. Her türlü. Bakın bir şey söyleyeyim Fatih Bey. Tedbir mi dediniz? Tabii tabii. Yani o ne demek? Her türlü tedbiri. Her bakın sandıkta, okullarda yüz binlerce insandan bahsediyorum Fatih Bey. Yüz binlerce insan hakkını koruyacak. Bunun içinde var ya AK Partilisi var, MHP'lisi var, HDP'lisi var, İYİ Partilisi, Cumhuriyet Halkı hepsi var. Bakın Fatih Bey hatırlayalım. Ben 5 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Ben AK Partili arkadaşlarımla ilçe başkanlığı yaptım. Siyaset yapmadığımda da yaşadığım her yerde Allah'ıma şükürler olsun sevilen bir insandım. AK Parti'de siyaset yapanlar da gelir giderdi. İlçe başkanlarını tanırım, il başkanlarını tanırım. Ben sosyal hayata yaklaşımı olan bir insanım. Siyaseti uzaktan da olsa izleyen birisiyim. Ya AK Parti partileri kapatıldı. Bunları yaşadık. Evet. Seçime girdiler. Sayın Cumhurbaşkanı'na başbakanlığı yakıştırmadılar. Bir dakika sözünüzü keseceğim. Abdullah Gül'ün bir açıklaması var. Tweet'i verir misiniz? Oradan devam edin. Onunla birleştirin. Bakın Abdullah Gül akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. Siz de okuyabilirsiniz Ekrem Bey arkada. Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılındaki haksız 367 kararı karşısında ne hissettiysem başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu'nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık bir arpa boyu yol alamamışız diyor. Abdullah Gül diyor ki Abdullah Gül her şeye bulaşmaz, her şeye bir cümle kurmaz. Çok ortadan giden bir siyasetçidir. Zaman zaman da eleştirmişimdir. Ama net cümleler kuruyor burada. AKP'nin içinden gelen. Aklın yolu bir. Bu bir tezattır. Yani o süreçte sana yapılmasını istemediğin bir şeyi misli misli karşındaki insana yapıyorsun. Neydi? Milletvekillerini seçti mi? Seçti. Hı hı. Hatırlıyorsunuz bu yani Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci. Yani onların seçme hakkı var mı? Var. Ya yanlış yapanlar var, karşı duranlar var, eksik olanlar, eksik davrananlar var. Ama bugün misli misli fazlasını seçilmiş bir insana yaşatıyorsun. Ben
Ben bütün AK Partili dostlarımın vicdanına sığınıyorum. Fatih Bey, bütün AK Parti bakın siyaset yapmış, bu mücadelenin içinde olmuş, canı yanmış, ciğeri yanmış. Ya biz mücadele ettik, alın teri döktük, halk da bize oy verdi diyen bütün AK Partili hemşerilerime, dostlarıma buradan sesleniyorum. Vicdanınıza sesleniyorum, vicdanınıza. Elinizi vicdanınıza koyun. Ya bu İmamoğlu'na yapılan reva mıdır diye Ramazan akşamı bak. Birazdan iftar açacak insanlar, dua edecekler. Ramazan ayı arınma ayıdır biliyor musunuz? Ramazan ayı aydınlanma ayıdır, hissetme ayıdır. Ben vicdanına sesleniyorum. Bütün AK Partililerin. Bu arada Metin Feyzoğlu, sevgili izleyenler, Metin Feyzoğlu Barolar Birliği Başkanı, o da bir açıklama yaptı. Ekrem Bey siz de iyi dinleyiniz lütfen. Şöyle diyor, YSK eğer kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık kurulu başkanı yapılması durumu varsa kendi sistemi içinde gerçekleşmiş bu hatayı nasıl olur da seçmene yükler? YSK kendi sorumluluğunu kendisi üstlenmelidir diyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu dün akşam, dün gece Beylikdüzü'ndeki o açık hava mitinginde bir de YSK'yı eleştiren sözleri vardı. Onu da bir dinleyelim, ardından tekrar devam edeceğiz. Ben Yüksek Seçim Kurulu'nu kınıyorum. Kınıyorum. 31 Mart'tan sonra akıllarındaki tüm şeytanlıkları, akıllarındaki tüm şaibeli işleri kendileri kazanamayınca gerekçe olarak ürettiler. Her rettikleri gerekçe çürüdü. Atalan Üsküdar'ı geçti diyeceklerdi. Dedirtmedik. Dedirtmedik. Bir 40 gün 45 gün daha kazanıp pisliklerini temizlemek için bir karar aldırmış olabilirler. Ama size söyleyeyim, hakkımızı söke söke alacağız. Yüksek Seçim Kurulu'nda o haince kararı alanlara sesleniyorum. Buradan verdiğim mesajlarla inanın onların bile çocuklarının, torunlarının hayatlarını kurtaracağım. Hayatlarını kurtaracağım. Onların bile. Bu ülkede karar vericiler gaflet, dalalet, hatta ihanet içinde olabilirler. Ama biz asla vazgeçmeyeceğiz. Şimdi bu sözler önceden hazırlanmış mıydınız giderken? Hayır, tamamen doğaçlama mı? Duygularımla oradaydım ve şunu ifade edeyim. Bu duygularımı anlatırken bir durum tespiti yapıyorum. Ama size şunu söyleyeyim. Dün sabah bu kararlar alınmadan kalktığım enerjimin misli misli fazlasıyla bugün sahadayım. Misli misli. Niye biliyor musunuz? Bir, enerji sorumluluğum büyüdü. İki, vatandaşımın sevgisini tarif edemem. Bu gaflet, dalalet, bu tabii şeydedir, gençliğe tabi de. Burada veren, YSK'yı kastediyorsunuz. Gayet tabii. Gayet tabii. Etki edenler varsa onları da kastediyorum. Yani iktidarı kastediyorsunuz. Gayet tabii. Etki eden kimse. Etki etmediyse ben etmedim ispat etsin. Ben etti diye düşünüyorum. Ama bu sürece bu anlamda bu ortaya bir laftır. Laf derken yedisi belli, kayıtlı. Ama başka etki edenler varsa direkt söylüyorum. Hiç aklınızdan boykot geçti mi? Yani açıklandıktan sonra. Bakın veya... Fatih Bey. Merak ediyorum. Fatih Bey, şu anda bu toplum demokrasiyle, hı-hı, sandık mücadelesiyle normalleşmeli. Ben, hı-hı, onun mücadelesini veriyorum. Hı-hı. Ben onun öncülüğünü yapıyorum. Hı-hı. Şu anda bizden ya da toplumdan başka şeyler umanlar var. Kargaşa bekleyenler, hı-hı, var. Patırtı kütürtü isteyenler var. Benim vatandaşım sakin olacak. Ben insanlarıma dün seslendim. Dedim ki benim hemşerilerim, güzel insanlar, milyonlarca İstanbullu, lütfen mağduriyetimizi anlatın. Güler yüzle anlatın, sıcaklıkla anlatın. Vicdanlarına seslenin. Komşunuza anlatın. Biz demokrasi mücadelesini demokrasi kavramlarıyla vereceğiz. Sandıkla vereceğiz.
Sandık mı? Sandık. Hiç boykot geçmedi. Hiç geçmedi aklımda. O, bir de mesajlarınız var sizin, onu da bir alalım. Ekrem İmamoğlu'nun dün gece vermiş olduğu o konuşma içerisinde, ateşli konuşma içerisinde diyelim. Orada sanatçı değil, 8 numarayı verelim. Evet, onu verelim. Mesajlarım vardı dedi. Bir izleyelim ve dinleyelim bakalım ne diyor Sayın İmamoğlu. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var, gençliğimiz var. Biz adalete savaş, demokrasiye inancı tam, Türk gençliğiz. Ben niye kabul görmedim söyleyeyim mi size? Söyleyeyim mi niye kabul görmediğimi? Ne dedim ben? Ben bir kişiden talimat almayacağım dedim. 16 milyon insandan talimat alacağım. Artık kişilere, gruplara, partilere, derneklere, vakıflara, cemaatlere yer yok dedim. Millet var, millet. Ben çocuklarımdan, eşimden, annemden, babamdan helallik alıp yola çıktım. Helallik alıp yola çıktım. Bu kadar da sakın yüreğinizdeki umudu kaybetmeyin. Umut burada, umut burada. Umut burada. Umut burada. Umut burada derken tabii kendinizi böyle kastediyorsunuz. Ben umut olmaya devam edeceğim. Her şey çok güzel olacak. Ne demek? Umudun simgesiyim aslında. Umut o kadar çok ki işte o her şey... Güzel olacak Ekrem abi diyen çocuk Berkay 13 yaşında biliyor musunuz? Ben Bakırköy'den E5'e doğru giderken 2-2,5 kilometre arabanın peşinden koşup tanımadığım bir çocuk otobüsün camından yumruğunu sıkıp Ekrem abi her şey güzel olacak diye mesaj veren çocuk. Öyle milyonlarca çocuk var bu şehirde. Ben bugün yine umutlarını tazelemiş, enerjisini yüklemiş... Tüm güzel duygularla insanlarına mesaj vermeye çalışıyorsam inanın o çocukların, o gençlerin enerjisinden, sevgisinden yarından itibaren sokaklarda kesinlikle başlıyor musunuz? Tabii yani? Ki. Tüm gücümüzle. Ne diyor? Yol haritası yani sizin? Bizi tekrar insanlara bu yapılan bütün usulsüzlükleri anlatacağız. Bütün bu hak gaspını anlatacağız. Aynı zamanda tabii ki biz zaten projelerimizi anlatmışız. Gelir gelmez sürecimize başlamışız zaten. Yani adım adım bakın tüm bürokrasiye saygı duyarak, patavatsızlıklarına bile saygı duyarak zamanla tabii ki alışkanlıklar tabii ki bütün niye biliyor musunuz? Biz yok saymayı sevmiyoruz. Biz kucaklayacağız, elimizi uzatacağız, elimizi sıkmayacaklar, kucaklayacağız. Bu millet barış, bu millet sevgi. Bu millet saygı istiyor Fatih Bey. Bu kadar net. Dilinizde yine her devam. Zamanki gibi sakin asla, bir. Şimdi asla. Siz bazıları sevgi pıtırcığı falan diyor. Diyorum Allah siz de olun. Sizi tanıyan siz de olun. Sizi tanıyan insanları sevdiğinizi bilir. Tabii ki. Yani. Tabii ki. Onu da aynen öyle. Şimdi sizin bu konuşmanız sırasında konuşma vakti dediniz. Sanatçılara da seslendiniz. Şimdi orası enteresandı sevgili izleyenler. Konuşma yani Ekrem İmamoğlu tarihi konuşmasını yaparken ben tarihi diyorum. Katılırsınız katılmazsınız ama konuşmayan bir toplum olduk artık. Defalarca bu ekrandan da söylüyorum. Konuşmaya çekinen bir toplum olduk. Akademisyeni konuşmaz, gazetecisi konuşmaz, iş adamı konuşmaz. Ne bileyim sokaktaki insan kaçar gider aman bana sormayın der. Ekrem İmamoğlu bir gerçeğin konuşamama gerçeğinin altını çizdi. Buradan sesleniyorum. Efendim, sanatçıymış, konuşamazmış, konuşacak. İş insanıymış, konuşamazmış, konuşacak, konuşacak. Artık konuşma vakti. Sizden isteğim, gidin komşularınızla, arkadaşlarınızla, Türkiye'miz için... Milletimiz için, demokrasi için yapılan bu haksızlığı anlatmaya başlayın. Bu akşam başlayın. AK Partili, MHP'li arkadaşlara geçmişten bugüne oy vermiş,
hatta o partilerde görev almış insanlara, herkese sesleniyorum. Bazı insanlar prensipleri için partilerini değiştirir. Bazı insanlar ise partilerini prensipleri için değiştirir. Artık sanatçı da konuşacak, iş insanı da konuşacak. Artık bu toplumda işçisi de konuşacak, eski siyasisi de konuşacak, öğretmeni de konuşacak, memuru da konuşacak, herkes konuşacak. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Şimdi bu cesaretiniz nereden geliyor? Bir korkum yok ki. Yani ben az önce dedim ya, çocuklarıma hissettiğim sorumluluk üzerinden konuşuyorum. Hiçbir kişisel beklentim yok. Ben evden çıktığım an bütün ailem biliyor ki dedim, ben artık bu sürece girdiğim an itibariyle ben sürece kendini adamış birisiyim. Çocuklarım hayatlarına, okullarına, gelişimine bakacak. Sağ olsun eşim yükümü büyük oranda üzerimden almış. Annemle babamla helalleşmiş, yoluma çıkmışım. Bakın bir şey söyleyeyim. Niye konuşmalıyız? Ben mücadele veriyorum. Ne dedim? Hakkımızda bugün o hain kararı alanların bile çocuklarının, torunlarının hayatının kurtulması için ben mücadele veriyorum. Niye? Bu ülke güzel olursa, demokrat bir ülke olursa, bu ülke güzelliklerle buluşursa, herkesin çoluğu, çocuğu, torunu... O hatırlatma yani, ondan mı yaptınız sanatçısına, eski siyasetçisine? Gayet tabii. Ya konuşacağız. Kusura bakmayın. Yani bugün bana dokun. Ya arkadaş, hayat için demokrasi bir oksijen. Oksijen, biz bunu yaşayamazsak, hissedemezsek olmaz. Bakın biz özgürlüğüne düşkün bir milletiz. Tam bağımsız cumhuriyet, tam bağımsız Türkiye diyeli 90 küsür yıl oldu. Yani Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi'nde işgal altında bir topraklara sahipken bu millet tam bağımsız sesi aykırmıştır. Köydeki, unutulan bir şey mi? Köydeki yani, tabii ki. Artık son zamanlarda, son yıllarda unutulan bir şey. Bağımsızlığın ne olduğunu kimse şu an hissedemiyor. Bir algı süreci. Ya ülkenin şu anda 5 milyon insanı işsiz Fatih Bey. Sanatçılardan da destek geldi size. Teşekkür ediyorum. Enteresan bir teşekkür ediyorum. Birçok insanlar ben belki, özür ya, diliyorum. İş insanı kimseye ayırmıyorum. Konuşacaklar. Bakın ülkenin ekonomisi çok kötüye gidiyor. Sayın Erdoğan da siz iş çok insanı dediniz, gidiyor. Konuşsun dediniz. Sayın Erdoğan da hadlerini bilsinler diye bir cümlesi var iş adamları ile ilgili. Kim hadlerini bilecek? İş adamları. Doğru. Hadlerini kim bilecek, kim bilmiyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Haddini bilecek olan siyasilerdir benim, ben. Vatandaş beni seçti. Sayın Cumhurbaşkanını seçti, milletvekillerini seçti, bakanları seçti vesaire. Görevini yapamıyorsa haddini bilecek olan siyasidir. Benim dedem derdi ki, makamın büyüdükçe boynun bükülsün. Güzel söz. Bu kadar güzel bir söz yok. Yani siz kibir, insanlara hükmetme, bağırma, çağırma. Ben işimi kötü yaptığım gün haddimi bilmeliyim. Siz o isimleri, o kadar net. Konuşma vakti dedikten sonra kimileri sosyal medyada sanatçıların isimlerini paylaşarak onları hedef göstermeye de başladı. Yazıklar olsun. Bakın bir şey söyleyeyim. Tebrik ediyorum sanatçıları. O sanatçıların hiçbirisinin benden bir çıkarı yok. Niye olsun ki? Ben şu anda neticede yani onların tarifiyle görevden alınmış bir belediye başkanıyım. Ben belediye başkanı olarak gezeceğim sokakları, onu söyleyeyim Fatih Nasıl Bey. Yani? Ben seçilmiş belediye başkanı olarak gezeceğim. Aldılar elinizden. Niye biliyor musunuz? Ha. Farkı seyretsin, görsünler. Seçilmiş belediye başkanı coşkuyla karşılanır. Ben coşkuyla karşılanacağım. Diğerleri nasıl karşılanır bilmem. Çok enteresan. Ama ben coşkuyla... Dolayısıyla bende ne çıkarlar olabilir Sokakta ki? Sokakta dolaşırken diyorsunuz, ben coşkuyla karşılanacağım. Kesinlikle öyle. Ha. Kesinlikle Seçim öyle. Seçim süreci boyunca. Kesinlikle öyle. Hiç kuşkum yok. Şimdi tabii bir de şu da var. Vaatleriniz vardı. Öğrencilere işte belediye meclisinde de verdiniz. O bir yenilikti. %50 indirim. Su yaptınız en son. Onlar ne olacak şimdi? Havada kaldı. Nasıl olacak? 47 gün bekleyecekler. Ha, 47 gün bekleyecek. 47 gün sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Fatih Bey, ben hakkımı yedirtmem. Bu iş olsun diye söylenmiş bir laf değil. Ama şunu söyleyeyim, hak da yemem. Yani bir insan bugün o seçimi kazandı, kazanmış olsaydı giderdim onu tebrik ederdim.
projelerimi sunardım. Benim huyumu biliyorlar. Beni kime sorsunlar biliyor musunuz? Eskiden yol yürüdükleri siyasi arkadaşlarına benim ilçemde nasıl davrandığımı, belediye başkanlarına, ilçe başkanlarına, çevresinde, eski beni tanıyan bakanların hepsine sorabilirler. Beni kendi siyaset yaptığı insanlara sorsunlar. Şimdi Ekrem Bey. Ben hak yemedim, hakkımı yedirtmem. Peki. 47 gün sonra kaldığımız yerden devam Peki, edeceğiz. Peki 47 gün sonra geliyorum diyorsun. Şimdi sizi ilk seçime girerken kenarda köşede diye nitelendirmişti Sayın Cumhurbaşkanı. Ama şu anda bir bakıyoruz Sayın Bahçeli buraya geliyor. Ayın 11'inde İstanbul'da karargah kuruyor. Sayın Erdoğan hep burada olacak. Diğer taraftan Binali Bey var. Biz bir yere gitmedik ki biz hep buradayız. Üçe karşı, hadi üçe karşı biri olacaksınız gibi burada. Ne diyorsunuz? Allah şans vermiş, ne yapalım. Yani. Bu sefer yenerseniz üçünü de yapmış olacaksınız. Şans vermiş, ne güzel. Mücadelemizi daha ulvi, daha güzel, daha dikkatli. Çekiniyorlar mıdır herkes, sizden şimdi? Bilemem. Herkes diline dikkat etsin. Niye biliyor musunuz? Benim dilim çok güzel olacak. Zorlanacaklar benim dilimle yarışmayı. Benim dilim çok güzel olacak. Çocuklarla kucaklaşacağım. Onların dili nasıl? Gençlerle kucak bilemem. Göreceğiz. Kucaklaşacağım. İnanın var ya. Bazen sevinçten gözyaşıyla, bazen el ele kol kola üreteceğiz. Yüz binlerce insan sürecin içine katılacak. Kadınlar Fatih Bey. Bu seçimde söyledim ki yönetimimde de buna zemin hazırlıyordum. İstanbul'da kadın devrimi olacak. Nasıl bir şey? Kadın sahada olacak. Kadın hakkını arayacak. Ben size anneleri anlatamam. Onların yüreklerine, onların dualarına teşekkür ediyorum. Şu mübarek Ramazan günü. Annelerin dualarına teşekkür. Anneme dedim ki bir gün anne dedim. Yani gezerken benim yanıma geldiklerinde vallahi kıskanırsın iyi ki yanımda yoksun Peki. dedim. Ağlıyor telefonda anacığım. Yani böyle bir böyle bir ortam benim dilimle yarışamazlar. Ben ben sevgiyle, saygıyla Peki. sahadayım. Allah şahit, beni izleyen herkes şahit olsun ki bu dilden kötü bir söz duymayacaklar. Peki bir virgül koyuyorsunuz. Sevgili izleyenler bir reklam arası veriyoruz. Reklam arasından sonra geleceğiz. Son sözler için Ekrem Bey'den yine rica edeceğiz. Acaba son sözleri ne olacak? Reklam.